Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Nisan 2019. Saat 22:27. 17. haftadayız. Pazar günü. Bugün Amerikan endekslerini, Amerikan endüstrilerini nasıl hızlı tarıyoruz onu göstereceğim. Borsada yapmanız gereken, yani bu da stratejilerden biri. En iyi endüstrileri bulup o en iyi endüstriler içinde en iyi şirketleri bulmak. Amerika'da birçok endüstri var. Bölümleri daha çok Türkiye'ye göre, daha çok hisse olduğu için, ekonomi daha büyük olduğu için. Sırayla TC2000 kullanıyorum. Bunu kullanarak o endüstrilerin üstünden nasıl geçtiğimizi, hangi endüstrilerin daha iyi olduğunu nasıl belirlediğimizi hızlı şekilde onu göstereceğim. Birçok arkadaş analiz yaparken çok indikatör kullanıyorlar. Bu kadar çok indikatör de kullanmanıza gerek yok. En iyi gösterge fiyatın kendisidir. İndikatörler her zaman fiyattan türetilmiş ikinci araçlardır. Fiyata bakarak da tahmin etme imkanı var. Hissenin nereye gidip gitmeyeceğini. Evet, şimdi başlayalım. Şurada gördüğünüz hissenin hisse değil de pardon sektörün ismini yazmakta. Şurada sektörün ismini görmektesiniz. Burada bu sektör toparlamaya başlasa bile aşağıya doğru gitmekte. Çok olduğu için sırayla hızlı geçeceğim bunu. İyi olanları işaretleyeceğiz. Aşağıya doğru, aşağıya doğru. Toparlamış. Bunu böyle işaretledim. İşaretlediğim yerde de şurada bir bayrak görünüyor. Daha sonra ona göre filtreleyebiliyorum bunu. Aşağıya doğru. Grafiğin tabi ortasında analizler yapılıyor. Örnekleri ortada gösteriyorlar. En sağ tarafını bilmek önemli tabi. Burada en sağ tarafına bakıyorum. En sağ tarafında ortalama aşağı iniyorsa bu ortalama 40 haftalık ortalama yani 200 günlük ortalama. Her zaman 200 günlük ortalamanın üstünde olan hisseleri alım satım yapın. Bu endüstriler için de geçerli. Eğer endüstri 200 günlük ya da 40 haftalık ortalamanın altındaysa aşağı gitme olasılığı daha çoktur. Burada da gördüğünüz gibi ortalama 200 günlük ortalama aşağıya inmiş. Pardon, fiyat 40 haftalık ortalamanın altına inmiş. Altına indikten sonra kırmızı barların çokluğu aşağı inme tendansının daha güçlü olduğunu göstermekte bize. Bu ortalamanın üstünde ise beyazlar daha çoklukta. Bu da tendans olarak yani eğilim olarak yukarı doğru gitme daha mümkün. Ortalama üstünde olduğunda 200 günlük ortalamanın üstünde olduğunda verilen fiyat verileri. Yukarı doğru. Aşağıya doğru. Çok güçlü. Bu neymiş? Household. Bu önemli seviyeye geçmek üzere. Broadcasting. Bu iyi. Kredi servisleri. Finans. Medikal. Yayın. Gördüğünüz gibi birçok sektör var. Medya.
Medical service araçlar. Sigorta. Tren yolları. Gördüğünüz gibi daha ortasındayız. Bir sürü sektör var. Yazılım. Evet, biraz sürmekte bu. Yaklaştık sonuna. Evet, tekrar başa geldik. Gördüğünüz gibi bu hisseleri seçmiş olduk. Bundan sonra hissediyorum pardon, endeksleri, endüstrileri. Sonra bu endüstriler içinde performansı en iyi olan endüstrileri seçeceğiz. Ve bu endüstriler içinde en iyi şirketleri seçeceğiz. Siz de aynı şekilde Türkiye için işlemlerinizi, hisse seçmenizi yapabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Ben devam edeceğim analize. Video uzun olmasın diye burada kesiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.